Merhaba sevgili Demirelli Gayrimenkul takipçilerimiz, kıymetli abonelerimiz, değerli müşterilerimiz. Şu anda Balıkesir ili Manyas ilçesine 10 kilometre mesafede Hamamlı Mahallesi'ndeyiz. Hamamlı Mahallesi'nde daha önceki çekimlerden hatırladığınız gibi burada 495 metrekare arsa içerisinde 2+1 betonarme bir evimiz vardı. Ve o zaman da size anlatmıştık. Burası aslında metrekare olarak 800 metrekare civarında. Ancak zamanında helikopterle yapılan ölçümlerde hata olduğu için bu düzeltmesi yapılacak. Tekrar yeni arsanın metrekaresi tapusu verilecek demiştik. Ve bu işlemler bitti. Resmi kurumlarda işlemler bitti. Şu anda 751 metrekare arsa içerisinde 2+1'den oluşan gördüğünüz gibi betonarme bir evimiz var değerli izleyiciler. Şimdi hep birlikte evimizin çekimini yapmaya gidiyoruz. Ben arsamızın bahçesini güzelce çekeceğim. İçeri geleceğim. İçerisini anlatmak size ait Zeynep Hanım. Her şeyi benden bekleme. Merhaba. Demirelli Gayrimenkul takipçilerimiz. Bugün Hamamlı Mahallemizde 751 metrekare arsa içinde 120 metrekare büyüklüğünde bir köy evindeyiz. Ben şimdi devam edeyim. Evet sevgili takipçilerimiz, görüyorsunuz burada hemen girişte bir incir ağacımız var. Burada erik, armut, üzüm, ayva gibi meyve ağaçları mevcut. Dilerseniz hep birlikte şöyle bir arsamızı gezdireyim size sevgili takipçilerimiz. Bakın görüyorsunuz gayet güzel bir toprağı var. Organik tarıma elverişli. İstediğiniz sebzeyi, istediğiniz meyveyi buraya ekebilirsiniz. Burasının mal sahibi kendi oturacakmış gibi çok güzel yaptı. Bakın görüyorsunuz yerden yüksekliğini, balkondan anlayabiliyorsunuz. Balkon yüksekliği temel yüksekliği değerli izleyiciler. Ve kenarda bak okun orada incir ağacı, erik ağacı. Şurada ayva var. Burada gene vişneye veya kiraza benzettim ama yani 4-5 çeşit meyve ağacı mevcut sevgili takipçilerimiz. Burada da ufak bir ardiye gibi, odunluk, kömürlük gibi veya da koyun sayası, tavuk kümesi gibi yapabileceğiniz bir yerimizde mevcut sevgili takipçilerimiz. Bu videoyu niye tekrar çektik? Arsamızın düzeltmelerinin yapıldığını hem de unutanlar için tekrar bir hatırlatma mahiyetinde arsamızı ve evimizin çekimini tekrar sizlerle paylaşmak istedik değerli izleyiciler. Evet, Balıkesir ili Manyas ilçesine 10 kilometre mesafede Hamamlı Mahallesi'nde 751 metrekare arsa içerisinde 2+1 betonarme 120 metrekare oturum alanına sahip bir köy evinin çekimini yapıyoruz sizlere. Şimdi sizleri Demirelli Gayrimenkul danışmanınız Zeynep Kara ile baş başa bırakıyorum. Evet Zeynep Hanım. Merhaba. Biz şu anda tekrar bir sorayım ben, neredeyiz? Biz şu anda Manyas 10 kilometre mesafede Hamamlı Mahallesi'ndeyiz. Evet. Burada 751 metrekare arsa içerisinde 120 metrekare büyüklüğünde ve üst katıda da çıkılabilir durumda olan bir evin çekimindeyiz. Şu an bulunduğumuz yer verandamız, balkonumuz yani. Tamam. Geniş ve büyük bir salon büyüklüğünde nereden bakıyoruz? Ve yola bakıyor değil mi? Ve yola bakalım. Evet şöyle olarak göstereyim. Göstereyim bir saniye. Bakın sevgili takipçilerimiz, balkondan oturduğumuz takdirde ve bahçemizin hemen giriş kısmı, bakın yerlerimiz parke. Ve ön cepheye yola bakıyor. Evet Zeynep Hanım. Daha sonra çelik kapımızdan giriş yapıyoruz evimizin yerlerine. Tamam, çelik kapımızı şöyle hafif örtelim. İzleyicilerimiz görsün. Tamam, yeterli. Teşekkür ettim. Yerlerimiz parke. Camlarımız pimapen. Yerleri gösteriyorum. Yavaş yavaş anlatarak gidelim. Ben çekimi bitireyim, sonra diğerine geçersin. Isınma sistemimiz sobayla ısınıyoruz. Tamam, burası ne? Burası orta salonumuz. Geniş, ferah. Evet, geniş, bir büyük bir salonumuz var. Bakın değerli izleyicilerimiz. 3 oda, 1 mutfak mevcut. Buyurun, birinci odamızdan başlayalım. Evet. Önce kapılarımızı gösteriyoruz. Bakın değerli izleyiciler. Amerikan kapı. Şöyle buyurun. Bu iki penceresi olan geniş ferah bir odamız. Buyurun.
Bak izleyicilerden duyuyorum ben. Zeynep Hanım hiç sesi çıkmıyor diyorlar. Tamam. Benim planı papaz edeceğim bak izleyicilerle. Burası iki pencereli, geniş, ferah bir salona benzeyen bir odamız. Aslında bir sevgili takipçilerimiz hiç böyle değil. Başka bir yerde oldum böyle. Cadı gibi çır konuşur. Buraya video çekimine geldiği zaman sesim çık diye ödü patlıyor. Evet. Burası böyle bir odamız. Tamam. Şimdi ikinci odamıza geçiyoruz. Bak hala kısık sesik bak. İkinci bak, orada odamız yatak odası. Burada bir penceremiz var. Burası da geniş. Gördüğünüz gibi yatak, dolap, çekmeceli ve yani ayrıyeten bir divan bile sığmış. Hani o kadar büyük bir odamız. Şöyle göstereyim. Burası da bahçeye bakıyor. Bakın. Şimdi üçüncü odamızla devam ediyoruz. Yine yatak odası büyüklüğünde bir odamız daha var burada. Oturma odası, istenirse çocuk odası olarak kullanılabilir. Yatak ve burası da gördüğünüz gibi yan bahçemize bakıyor. Bütün odalarımız aydınlık, bütün odalarımız ferah. Ve bütün odalarımızın genişliği hemen hemen aynı. Şimdi mutfağa geçebiliriz. Buyurun. Mutfağımızın yerleri fayans. Fayans olması temizlik bakımından daha kolaylık sağlar her zaman. Mutfağımızın dolapları ve tezgahı ve fayansları da yeni yapılmış. Az kullanılmış. Burası da ön tarafa bakıyor. Yani yola. Yani verandanın olduğu bölüme yola bakıyor. Mutfaklarımızın rengi pembe. Tezgahımızın rengi beyaz. Bak özellikle söylüyor değerli izleyici. Evet. Kendisi pembe hastası. Evet. Pembe olunca hemen rengini söylüyor. Başka dolapların rengini hiç söylemiyor. Kurnaz. Evet. Bu fayanslarımız da yeni yapılmış. Ha, onlar pembe değil bak söylemiyor rengini. Görüyorsunuz değil mi? Krem. Kendi kendine ele veriyor bak. Gerçekten uyumlu seçilmiş. Burada da yemek masamız mevcut. Gördüğünüz gibi ortada çalışma alanı fazlasıyla kalmış bir mutfak. Ve aydınlık, ferah bir mutfak. Daha sonra banyomuza geçelim. Ah şu bayanlar, ah işine yani, yaradığı tarafı hemen böyle üstüne basa basa söyler. Burada banyomuz gördüğünüz gibi rahatlıkla bir çamaşır makinesi, dolap alabilecek büyüklükte. Burada duşakabin bölümümüz, yanında lavabo ve tuvalet mevcut. Fayanslar boydan yeni yapılmış, az kullanılmış. Aynı şekilde yer tuvaletimiz de bu şekilde. Tamamen boydan yapılmış, fayansla döşenmiş. Daha sonra oradan orta salonumuza doğru çekebiliriz. Orta salonumuzun büyüklüğünü gösterelim. Burası da ayrıyeten bir salon olarak kullanılabilecek büyüklükte. Aynı zamanda buradan da çatıya çıkış yapılabilir. Merdiven döşenip, yani merdiven buradan çıkılabilir. Yani değerli izleyiciler, ikinci katı yarın öbür gün çıkarsam diye düşünerek buradan merdiven boşluğunu bırakmış. Bakın sevgili takipçilerimiz, merdiven boşluğunu bırakmış. Bu merdiveni direkt aşağıya balkona da uzatabilirsiniz. İçeriden de yapabilirsiniz. O yüzden ikinci kat yapmak istediğiniz takdirde ikinci katın merdiven girişi hazır. 30 saniye kala videoyu keselim, tekrar başlatalım. Evet sevgili Demirel'de gayrimenkul izleyicilerimiz. Balıkesir ili Manyas ilçesine bağlı Hamamlı Mahallesi'nde 751 metrekare arsa içerisinde bir evimizin çekimini yaptık sizlere. Evimiz betonarme, yaklaşık 5-6 yıllık veya 7 yıllık bir bina. Kendisi yaptı burasını. Kendim oturacağım gibi yaptı ama çocukları bırakmadı. İstanbul'a geri döndü. O yüzden burasını satıyor. Evimizin tek kusuru... Evet sevgili Demirelli gayrimenkul izleyicilerimiz. Evimizin tek kusuru çatı yok. Çatı olmadığından dolayı da çok az ama bazı yerlerine rutubet yapmış, nemlenme yapmış, tavanlarda kararma yapmış. Maalesef zaten oturulmuyor, kapalı. Bu sıra sıcak soğuk ne oluyor, tavanlarda rutubet yapıyor, kararma oluşuyor sevgili takipçilerimiz. Ama yağmurlu havada hiç akma veya karlı havalarda akma yok, sızma yok, sadece rutubet yapıyor değerli izleyiciler. Buraya bir çatı yapıldığı takdirde evimiz gayet kullanışlı, oturulur durumda zaten. Daha da güzel olacağına inanıyorum. Siz de böyle bir köy evi, arsa, bağ, bahçe, tarla almak istiyorsanız bizi izlemeye devam edin. Kanalımıza abone olmayı unutmayın diyoruz değerli izleyiciler. Telefon numaralarımız 0539 783 68 00, 0539 289
0016 sevgili takipçilerimiz. Ayrıca evimiz yeni yapılan Gönen Manyas arasındaki otoban yolu da 100 metre. Burada ulaşım sorunu yok, market sorunu yok, kahvesi, marketi, camisi mevcut. O yüzden burasını aldığınız takdirde Gönen ilçe merkezine gitmek isterseniz 20 kilometre, Manyas ilçe merkezine gitmek isterseniz. Evet sevgili takipçilerimiz, dediğimiz gibi Manyas'a 10 kilometre, Gönen ilçe merkezine 20 kilometre, Bandırma'ya 35 kilometre, Manyas kuş cennetine 15 kilometre. Çok muazzam, güzel bir yerde ve arsamızın konumu da yüksek, havadar bir kesimde. Gayet böyle temiz havayı, rüzgarı, esen havayı alan bir yerde değerli izleyiciler. Tekrar bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Malum bu hastalık, bu virüs önlemlerini lütfen ama elden bırakmayalım diyoruz. O yüzden bir süre için uzun süre yatmaktansa bu kısa süre içerisinde evimizde kalmayı tercih ederim diyorum. Evde kalın, hoşça kalın, bizimle kalın değerli izleyiciler. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda yine çok harika, çok güzel bir evimizin çekimi var. O yüzden bizi takipte kalın değerli izleyiciler. Görüşmek üzere.